Evet canlar, devam edelim. Birleşmiş Milletler'e bağlı kuruluşlar neler? Onlara da bir göz atalım. Bazen böyle e, açılımlarını isteyebiliyorlar sorularda. Onun için dikkat etsek iyi olur. Neler varmış? UNESCO, Eğitim Bilim Kültür Örgütü canlar. Bunu biz sonraki e, derste göreceğiz videoda. Çünkü önemli listeler var UNESCO ile ilgili. Bir diğer arkadaşlarım UNICEF, Uluslararası Çocuk Örgütü. UNDP Uluslararası Kalkınma Örgütü, WHO Dünya Sağlık Örgütü mesela buna dikkat etmenizde arkadaşlarım fayda var. Bu pandemi sürecinden dolayı burası önemli. Ki WHO'nun arkadaşlarım ana merkezinin Cenevre olduğunu bilelim ve şu anki başkanlarının adı da Tedros Adhanom muydu? Evet şöyleydi galiba. Evet. Bu ismi de canlar bilelim. Dünya Sağlık Örgütü Merkezi Cenevre şu anki genel direktör ya da başkanı da Tedros Adhanom olsun. F'ye baktık. FAO, FAO Uluslararası Tarım Örgütü. Karıştırırsanız şuradan çıkartın arkadaşlar. Fındık, arpa, çekiç, orak figürleri iloya bakalım. Çalışma örgütü şu i'den çıkartın. i işçi, işçi çalışır gibi. Upu posta örgütü bence p harfinden çıkartabilirsiniz canlar. Bir diğeri UNEP çevre programı, IMF, IMF uluslararası para fonu ve bir diğeri de canlar Dünya Bankası olacak. Şimdi bu bilgiler ışığında ÖSYM ne sorar diye baktığımızda bunların açılımını ya da içeriğini verip başlığı sorabilirler. İşte bunun gibi uluslararası tarım ve gıda fonu aşağıdakilerden hangisidir? ILO, İ işçi, işçi çalışır dedik. U orada P harfi var. Postadan çıkartın. UNDP Kalkınma Örgütü. Arkadaşlarım cevabı hemen gidebiliriz. O da fındık, arpa, oran çekiç figürleri demiştik. Oradan da cevabımız Edirne olsun arkadaşlarım. Peki şu uluslararası para fonuna bir göz atalım. IMF ve Dünya Bankası arkadaşlarım önemlidir dikkat. Uluslararası para fonu başkanı kimdir? Bu soru bahane biliyorsunuz. Önemli olan bilgilerimiz. Para birimi SDR. Özel çekme hakları. Spesyal. Merkez Washington. Ülkemiz arkadaşlarım IMF'ye olan borcunu 2013'te ödemiş ve bitmiştir. Ki ilk borç 58'lerde alınıyor. Tabi burada e, borç alınırken stand bayanlaşmaları anlaşmaları imzalanır. Toplamda 20 tane imzalandı ama 20.si daha sonradan arkadaşlarım iptal edildi. Bu kesinlikle önemli. Bilinmesi gerekiyor. Uluslararası para fonunun şu anki başkanı Kristalina Georgieva arkadaşlarım. Bulgar şu anki IMF başkanıdır. Doğrudan soruya dönüşür. Buyurun. Uluslararası Para Fonu Başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız Kristalina Georgieva. Bir öncesi arkadaşlarım Kristin Lagarde'dı. Ona da dikkat edelim. Başka bir başlıkta Kristin Lagarde karşımıza çıkacaktır. Peki, IMF'nin ikiz kardeşi var arkadaşlarım. O da Dünya Bankası. Dünya Bankası'nın merkezi de tabii ki IMF ile ikiz olduğu için aynı yer, Washington ve şu anki başkanı arkadaşlarım David Malpass olacaktır. Şöyle bir gelenek vardır. Galiba işte bozulmadı. IMF başkanları genellikle Avrupalıdır. Arkadaşlarım Dünya Bankası başkanları da genellikle Amerikalıdır. Öyle de bir gelenekleri var. ÖSYM ne sorar? ÖSYM der ki Dünya Bankası'nın merkezi hangisidir? Cevabımız ne olacak arkadaşlarım? Washington olsun hem Dünya Bankası hem de IMF'nin merkezidir diyoruz canlar. Peki devam edeceğiz Birleşmiş Milletler'e ama bir sonraki videoyla. Görüşürüz.